Selamlar kanalıma hoş geldin. Rampage markasının Blade Plus Rainbow Red Switch'li bir klavyesini inceleyeceğiz. Mekanik bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Hep soruyordunuz uygun fiyatlı bir klavye incele, uygun fiyatlı bir klavye incele diye. Evet sonunda bu yeni almış olduğum klavyeyi bugün kutu açılımını yapacağız ve renklerinin nasıl olduğunu hep birlikte göz atıyor olacağız. Kısa kısa bilgiler vereceğim klavye ile ilgili. Red Switch'li ve 60 milyon tıklama ömrü sunuyor bizlere. Bu da yani ömrünüz boyunca hani bozulmadan demeyeyim de bozulabilir klavye tabi ama tuş ömrü 60 milyon olduğu için hiçbir şekilde bitmeyecek bir tuş ömrüne sahip. Klavyede totalde 19 tane efekt bulunuyor ve bunları klavye üzerinden ayarlayabiliyorsunuz ve multimedya tuşları da üzerinde bulunuyor. Yuvarlak bir ses tekeri bulunuyor bu multimedya tuşu ve bununla şarkı değiştirme, ses açıp kısma gibi faaliyetleri de yapabiliyorsunuz. Bence güzel bir görüntüye sahip. Bakalım malzeme yapısı da bunun kadar güzel mi? Manyetik bir Bilek desteği bulunuyor ve mıknatısıyla birlikte bilek desteğini de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yükseltip alçaltabileceğiniz arkada da ayakçıkları bulunuyor. Bunu da kendi masanıza göre ayarlayabileceksiniz. Kutunun üstüne baktığımızda şık bir tasarım var ve klavye gerçekten güzel gösteriyor. Benim şöyle bir şey söylemem gerekiyor sizlere. Bu enter tuşları shift gibi oluyor ya. Hani küçük Onları gerçekten hiç sevemiyorum. Klavye ne kadar iyi de olsa o enter tuşu büyük olan tuşa alışmışım bir kere. Hani diğer tuşlar bana birazcık boş geliyor. Bilgisayarımda keza şu anda klavyemi çıkarttım. Direkt bu klavyeyi kullanmaya başlayacağım ben de. Bu inceleme videosu olacak fakat ben bunu uzun süreler boyunca kullanıyor olacağım. Yani sen videoyu yeni izliyorsan belki bundan bir hafta, iki ay, beş ay ne kadar zaman sonra da izliyor olabilirsen bana gene yorumlarda yaz kullandığım için sana detaylı bir şekilde cevap verebilirim ve bu klavyede anti ghosting özelliği de bulunuyor. Ne kadar tuşa basarsanız basın algılama yapıyor. Yani oyuncuları ilgilendiren bu güzel özellik de bulunuyor. Hadi gelin şimdi bir kutu içeriğine bakalım. Kutunun içerisinden neler çıkıyor? Sonrasında bir prize takalım ve bakalım bizi nasıl karşılayacak. Kutu açılımına geçiyoruz. Bakalım kutunun içerisinden neler bizi karşılayacak? Ben de merak ediyorum ve sizlerle birlikte ilk defa kutuyu açıyorum ters açmayalım. Paketlemesi güzel. Ha Switch şeyleri de gelmiş. Bak bununla klavye tuşlarının switchlerini çıkartabiliyorsun. Bu güzel. Bir adet kullanım kitapçığı ve garanti belgesi yerine geçen bir kitapçık gelmiş. Zaten üzerinde de KBR28 Blade Plus yazıyor. Modelinin de numarası. Şimdi geldik klavyeye. Bakalım hemen örgü bir kabloya sahip. Bu güzel. Örgü bir kablo olması iyi. Bilek desteğini bir çıkartalım. Paketlemeyi bu arada güzel yapmışlar onu söyleyebilirim. Evet bilek desteğimiz de bu şekilde pütürlü bir yapıya sahip. Güzel duruyor. Mıknatıslı zaten. Bakacağız. Bunu da bir kenara koyalım. Klavyemizin ilk görüntüsü bu şekilde. Gerçekten güzel duruyor. Kaliteli bir hissiyatı var. Alüminyum yapıda sanırım bu. Şurada da zaten ışıkları yanıyor. Burada hani bastığınız tuşlardaki açtığınız şeylerin ışıkları yanıyor. Multimedya tuşları şu güzel ses açıp kapatma mı artık bu? Belki de ışıkların rengini de değiştiriyor olabilir. Buna bakacağız zaten. Hemen bir arka kısmını çeviriyorum. Arka kısmındaki yapı da güzel olmuş. Şurada kauçuk malzemeler var kaymasın diye. Ve burada da baktığınızda yükseltme ayakçıkları bulunuyor. Zaten 2 adet mecburen de 2 adet olacak. Kırmızı sivici göstermek için sizlere çıkarttım. Güzel bir basım hissiyatı var. Güzel de bir ses hissiyatı var. Klavyeyi bilgisayarımıza bağladık. Biraz da kameranın ışığını kıstım ki renkleri rahatlıkla görün diye. Bak şuradaki tuşlar renklerini değiştirebiliyorsun. Güzel renkleri var bu arada. Baktım ben şimdi kameradan önce, çekimden önce. Yani renkleri güzel, tuş hissiyatı da güzel. Sadece yazılar biraz silinik geldi ama lazer kesim olduğu için zaten üst kısımda da renkleri yanıyor. Yani yazıları rahatlıkla akşam saatlerinde üzerinde de ışıkları olduğu için görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi renk çeşitleri 19 tane. Bunlar artık sizler bakarsınız. Ben bir bilek desteğimizi de koyalım. Bak mıknatıslı bu şekilde zaten direkt yapışıyor. Ve elinizi koyduğunuzda rahatlıkla böyle güzel bir yazım hissiyatı veya oyun hissiyatı veriyor görmüş olduğunuz gibi. Ayakçıkları bu arada yükseltmedim. Şu anda tamamen düz duruyor masada. Ama bu şöyle kayıyor gördüğünüz gibi. Bunu tabii böyle oyun oynarken hani belki eliniz şu bileğiniz çarparsa buraya böyle kaydırma ihtimaliniz var mı diye düşünüyorum ama sallanmıyor. Sadece böyle yandan ittiğinizde birazcık kayıyor. Sola doğru kayıyor bu arada. Taktığınızda yerine oturuyor ve çıkması çok böyle hani çekmediğiniz sürece çıkabilecek bir malzeme değil. Güç uygulamanız gerekiyor. Ama çok da sağlam değil. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi tekrardan kamera karşısına geçiyorum ve klavyeyi tekrardan inceliyor olacağız. Evet klavyenin kutu açılımını yaptık ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten kompakt ve güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Bu fiyat bandına göre söylüyorum sizlere bunu. Şimdi klavye uygun fiyatlı onu söyleyeyim. Şu anki tarihten itibaren uygun fiyata bunu alabilirsiniz isterseniz. Klavyenin birazcık genel özelliklerinden de bahsedeceğim ama söylemem gereken başka bir şey var mı ona bakıyorum. Bu arada ben çekim arasında bir deneyimleme fırsatım oldu. Bir oyuna girdim ve tuş yapısına baktım gerçekten hızlı tepkiler veriyor. Ayrıca kablosu da örgü bir kablo olduğu için yani güzel örgü kabloları hepimiz severiz. Çünkü daha kaliteli ve daha böyle dayanıklı geliyordur bizlere. Ürünün hemen bir teknik özelliklerinden bahsediyorum. Red switchli 1.6 metrelik bir kablo uzunluğu bulunuyor. Örgü kablo. Tuş ömrü 60 milyon. Klavyede bir makro ataması bulunmuyor. Bu bir dezavantaj ama fiyatını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ürünün boyutu 435 çarpı 125 çarpı 37 milimetre. Ağırlığı da 73 gram olarak geçiyor. Gerçekten güzel bir klavye Bak net söyleyebilirim. Hele ki şuradaki multimedya tuşları güzel bir hizmet veriyor. Onu söyleyeyim. Rahatlıkla böyle tıkladığınız anda işte müzik dinliyorsan müziği değiştiriyor veya sesi kısıyor. Ayrıca klavyenin bir bilek desteği olması da bu açıdan güzel olmuş. Ve anahtar çıkartma aparatı da içerisinden geliyor. Klavyenin bir tuş seslerini dinleyelim. ürün fiyat performans ürünü olması için sizler için satın aldım ve incelemek istedim. Çünkü klavye isteği çok fazla geliyordu bu aralarda. Oyuncu arkadaşlarımız sürekli klavyelerle ilgililer. Ben çok fazla klavye ile oyun oynayan birisi değilim. Montaj vesaire yapıyorum ama enter tuşunun dediğim gibi büyük olması benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü sürekli enter'a basmam gerekiyor veya tuşlara hani nasıl diyeyim size büyük enter'lı tuş yapısına alıştığınızda shift gibi olan enter'a alışamıyorsunuz. Tuş dizilimi bir tık da olsa kayabiliyor. O yüzden bu tarz tuşlar benim için ideal ve numlock tuşu da aynı konumlandırıldığı yerde direkt sayıların üzerinde bu da güzel klavye ile ilgili inceleyebileceğim, söyleyebileceklerim bunlardı. Sormak istediğin sorular olursa yorumlardan veya Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutma. Ayrıca incelememi istediğin ve videolarda göstermemi istediğin ürünler varsa bunu yorumlarda belirt. Görüşmek üzere.